Evet arkadaşlar, bugün size anlatmak istediğim farklı şeyler var. Spor yaparken veya yapmadığınızda da günlük hayatınızda beslenme düzenini oluşturabilmek adına, sağlıklı bir beslenme oluşturabilmek adına yapacağımız bazı şeyler var. Ufak tefek tüyolar var. Bunlardan size biraz bahsetmek istiyorum. Beslenme düzenimize bir dikkat etmemiz gerekiyor. Sabah kahvaltısı yapıyor muyuz? Yaparken neler tüketiyoruz? Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Mutlaka sabah kahvaltınızı yapmaya çalışın. Çünkü güne enerjik başlayabilmek adına sabah kahvaltısında yiyeceğiniz yiyecekler sizi gün içinde zinde bir şekilde hayata devam etmenizi sağlayacaktır. Gün içerisinde de çok aşırı şekerli yiyeceklerden uzak durmaya çalışın. Aşırı yağlı yiyeceklerden uzak durmaya çalışın. Ben şimdi size bunları diyorum ama ben yemiyor muyum? Evet, ben de yiyorum ama her zaman değil. Bunu haftada bir defa, haftada iki defa bozabilirsiniz. Bunda bir problem yok ama hayatınızı daha sağlıklı, daha uzun, daha zinde geçirebilmek adına beslenmenize hep dikkat etmeniz gerekecek. Çünkü yediğiniz yiyecekler sizin bedeninizi ön plana çıkartır. Boyunuzun uzaması veya kısalması dahi yediğiniz yiyecek ve içtiğiniz içeceklerle alakalıdır. Sağlıklı beslenir, bol su tüketir, güzel egzersiz yaparsanız boyunuz uzar, vücudunuz şekillenir ve sağlıklı bir hayat sürersiniz. Hatta bu sayede hastaneye gittiğiniz süre dahi azalır, hastanelere harcadığınız para dahi azalır. Sabah kahvaltısından sonra gün içerisinde şekerli beslenmemeye ve bol yağlı yiyecekleri tüketmemeye dikkat edelim demiştik. Bunlar patates kızartması, bol şekerli içecekler, bazı kahve zincirlerinde olduğu gibi. O tarz ürünler evet çok güzel, çok tatlı gelebiliyor ama yani sizin için aslında çok kötü bir şey. Sizin için değil, bizim için de çok kötü bir şey. Herkes için kötü bir şey. O yüzden bunlara biraz daha dikkat edebilirsek çok daha sağlıklı bir yaşam süreceğimize eminim. Sabah kahvaltısını yaptıktan sonra öğle yemeği bazen yiyemeyebiliyorsunuz. Okulda olabiliyorsunuz. Onun için yanınızda ara öğünler bulundurabilirsiniz. Sağlıklı ara öğünler. Kepek ekmeği, peynir sandviçi tarzı şeyler ya da bir muz, bir elma. Sizi akşam yemeğine kadar idare edebilecek, çok fazla şekerli olmayan sağlıklı yiyecekler tüketebilirsiniz. Akşam yemeğine gelince de akşam saat 7'den sonra bir şey yemezsek çok iyi olur. Harika olur hatta. Yani akşam yemeğinde aşırı yağlı beslenmememiz gerekiyor. Bol karbonhidrat tüketmememiz gerekiyor. Daha çok sebze ve protein ağırlıklı beslenmekte fayda var. Protein dediğimde illa aklınıza et, tavuk eti, balık gelmesin. Bitkisel proteinler de var aynı şekilde. Baklagiller özellikle bol proteine sahipler bu anlamda. Karbonhidrattan bahsettiğim şeyler de makarna, pirinç pilavı, bulgur pilavı tarzı şeyler. Evet, siz gençsiniz, enerjiye ihtiyacınız var. Bu tarz şeyleri tüketmenizde kendinizde fayda görebiliyor olabilirsiniz ama yediğiniz her türlü yiyecekten aslında bir enerji üretebilirsiniz. O yüzden hani gün içerisinde bu tarz yiyecekleri, makarnayı, pilavı, bulguru yiyebilirsiniz ama akşam yatarken vücudu rahatsız etmemek adına, vücuduna dinlenebilmesi adına daha böyle sebze ve protein ağırlıklı beslenmekte fayda görüyorum. Özellikle dediğim gibi akşam 7'den sonra minimum miktarda bir şeyler tüketirsek sizin için çok daha sağlıklı olacaktır. Yine aynı şekilde tatlılar, atıştırmalıklar, cipsler, bunlar gerçekten sizi rahatsız edecektir. Evet arkadaşlar, bugün size bahsetmek istediğim şeyler bunlardı. Sağlıklı beslenmek bize daha zinde bir hayat sunacaktır. Daha sağlıklı bir ömür sunacaktır. O yüzden sağlıklı beslenmenize ve egzersiz yapmaya dikkat edin. Kendinize iyi bakın.